üç şeyi pek sevdim. İbadet etmeyi, evladımı ve çiçekleri. İbadetimi layığıyla yapmaya çalıştım. Allah kabul etsin. Evladımın bir cihan padişahı olduğunu gördüm ve şanların en yükseğine eriştim. Ama acısını da gördüm. Allah kimseyi hasretiyle, evlat hasretiyle sınamasın. Bütün hasretleri giderebilirsin ama şu evlat hasretini gideremezsin. İşte bu sözlerin sahibi Pertevinal Valide Sultan'ın kendi adına yaptırdığı Pertevinal Valide Sultan Külliyesi'nin önündeyiz. Gerçekten hani buranın en görkemli yapılarından bir tanesi. Artık 800'lü yıllarda ve yeni yapılarla yapılmış, yeni bir sistemle inşa edilmiş çok güzel bir cami. Ama tabii camiyi, külliyeyi anlatmadan önce biraz da Valide Sultanlardan bahsetmek istiyorum. Hani Türk tarihi, Osmanlı tarihi sadece padişahlar tarihi değildir. Aynı zamanda eşleri ve Valide Sultanların da tarihidir. Padişahları bir şekilde tarih yazıyor, onları biliyoruz. Ama haremini çok fazla bilmiyoruz Osmanlı'nın. Haremiyle ilgili çok fazla bilgi yok. Onları da nereden öğreniyoruz işte? Eşlerini veya Valide Sultanlarını yaptırdıkları bu eserlerle. Gerçekten Pertevinal Valide Sultan dönemin en güçlü kadınlarından bir tanesi. Osmanlı topraklarında harika eserler yapmış, çok güzel çeşmeler yaptırmış, birçok eseri onartmış. Hatta Bursa'da yapılan hani ipek fabrikasına bile para desteğinde bulunmuş, o kadar hayırsever, hasanet sahibi bir kadın. Biraz da onun kendisinden bahsedelim, bilgilerden neler biliyoruz onu anlatalım. Pervinial Valide Sultan henüz 8 yaşındayken saraya getiriliyor palitahta. Ve biliyorsunuz saraya getirilen her kız gibi o da çok iyi bir eğitimden geçiyor. Ve o eğitimin ardından işte hareme alınıyor. Haremde de farklı çok makamlar var. Mesela ilk geldiğinde acemi oluyorsun, sonra cariye, sonra usta, sonra gedikli. Ve eğer bir erkek evladı sahip oluyorsan artık kadın efendi oluyorsun. Ve o işte doğurduğun erkek padişah olursa daha sonra Valide Sultan oluyorsun. Şimdi Pertevinal Valide Sultan kimdir? Onu söyleyelim size. II. Mahmud'un eşi, Sultan Abdülaziz'in annesi. Ve Sultan Abdülaziz feci bir şekilde öldürülüp tahttan indirildikten sonra o da 7 yıl daha yaşayabilmiş, daha sonra hayatını kaybetmiş. Gerçekten hani en şöhretli, en keyifli, en görkemli hayatı da yaşamış ama aynı zamanda çok büyük acılar da çekmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir cihan padişahı oğlu bir suikast sonucu öldürülüyor ve daha sonra o da 7 yıl sonra hayatını kaybediyor. Şimdi bulunduğumuz yerden biraz bahsetmek istiyorum. Burası Aksaray. Aksaray'ın şöyle bir önemi var. Osmanlı döneminde buranın adı Aksaray değil. Burası o zaman Et Meydanı olarak biliniyor. Ve burada hani Yeniçerilerin en önemli, en büyük kışlalarından bir tanesi de bu Aksaray'da bulunuyor. O zamanki Et Meydanı'nda bulunuyor. Ve biliyorsunuz 2. Mahmud ne dedik? Pervinial Valide Sultan'ın eşi. İşte Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığı zaman Aksaray'da, yani burada büyük bir savaş veriyor. O olayı hepiniz biliyorsunuz, büyük savaşlar sonrasında. Yani Osmanlı Devleti ordusuna savaş açıyor. Çünkü Yeniçeri artık zıvanadan çıkmış. Düşünsenize 1300'lü yıllarda kuruluyor. 1600'lerde artık Yeniçeri Ocağı bozulmaya başlıyor. Devlet işlerine karışmaya başlıyor. Vezirleri, sadrazamları, hatta padişahları tahtından ediyor. İşte 1800'lerde artık 2. Mahmud bu gidişata bir dur diyecek ve tam da bu meydanda, bir diğeri de Eminönü Meydanı'nda Yeniçerilerle büyük bir savaş veriyor. O savaşta da Yeniçeriler artık yok ediliyor, Yeniçeriler kaybediyor ve Yeniçeri Ocağı kapatılıyor. Bu olayın adı da Vakai Hayriye. Tabii şimdi
Artık hem buradaki hem diğer yerlerdeki kışlalar kaldırılıyor, Yeniçeri kışlaları. Ve ikinci Mahmut şöyle bir şey yapıyor. Eminönü'ndeki o büyük kışlanın yerine güzel bir cami yaptırıyor. Çünkü artık oralar harap olmuş. O camiye Hidayet Camii, işte bugünkü Hidayet Camisi, yani Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Burası hidayete erdirildi anlamına geliyor. Tabii bu camiyi eşi Pervinlal Valide Sultan yaptırıyor ama Sultan Abdülaziz zamanında. Şimdi 2. Mahmut hayatını kaybettiğinde Pertevniyal Valide Sultan tam 22 yıl boyunca dul kalıyor. Onun yerine kim geçiyor önce 2. Mahmut'un yerine? Sultan Abdülmecid, yani kuması Bezmi Alem Valide Sultan'ın oğlu. 22 yıl sonra Abdülaziz tahta geçince kendisi de Valide Sultan oluyor ve işte arkamdaki külliyeyi yaptırıyor. Şimdi külliyenin şöyle bir özelliği var. Niye külliye diyoruz? Çünkü hem camisiyle hem kütüphanesiyle hem de eşi 2. Mahmut adına yaptırdığı mekteple hem de çeşmelerle burası bir külliye. Ve şunu söyleyelim, Osmanlı döneminde yapılan en hızlı yapılan külliye olduğunu söyleyebiliriz. Tam 30 ayda tamamlanıyor bu harika görkemli bina. Taç kapısının önündeyiz. Hani Bab-ı Selam kapısı diyelim buraya. O kapının önündeyiz ve çok cami gezdiğimizi biliyorsunuz. Hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu kadar görkemli bir caminin daha önce kapısını açıkçası görmedik. Çünkü gerçekten çok keyifli ve çok görkemli bir taç kapısı bulunuyor. İşte bu taç kapının da tam ana girişinde Sultan Abdülaziz'in mührü mevcut. Yan taraflarında da ise çeşmeler var. O çeşmelerde de işte üzerinde yine yeşil içinde, o levhaların içinde çok güzel şiirler yazıyor. Ve oradan içeriye girdiğinizde ise artık caminin içindesiniz diyelim ve yavaş yavaş caminin diğer hikayelerini anlatmaya devam edelim. Sevgili dostlar, Pertevniyal Valide Sultan Külliyesi çok yakın zamanda büyük bir restorasyon çalışması gördü Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ve işte şu anda tüm görkemiyle restorasyon çalışması bitti ve tekrar ibadete açıldı. Ne dedik? Pertevniyal Valide Sultan gerçekten hayır hasenat işleriyle çok uğraşmış, bütün ömrünü bunlara vermiş. Daha önce bu caminin bulunduğu yerde aslında bir katip camii varmış ancak yangında maalesef o cami kül olunca bu camiyi yaptırmaya karar vermiş. Karar vermiş ama caminin arzası, yani arazisi çok küçükmüş. O nedenle etrafındaki diğer tarlaları, arazileri de almış ve gerçekten sadece istimlak bedeli, yani diğer tarlaları alıp cami yaptırma işlemi sadece 2 yıl sürmüş. Bu kadar istimlak bedeli 2 yıl sürmesine rağmen dedik ya, Osmanlı'nın en çabuk, yani 30 ayda yapılan en önemli külliyelerinden bir tanesi. 18. yüzyılında gerçekten en keyifli, hani bütün şanını, ihtişamını taşıyan yerlerden bir tanesi. Ama buraya geri baktığınızda hani bu görkemiyle dışarıdan böyle beyaz bir inciye benziyor. Taç kapısı mermerden yapılmış. Yine minareleri, çift minaresi var ve çift şerefesi var. Onlar da yivli minareler, yani taşlar gerçekten çok keyifli yapılmış. Hafif bir hem içinde hem de dışına baktığınızda bir katedrali andırıyor. Onun nedeni de neogotik bir yapısı var. Gerçi içeriye girdiğimizde onları size daha çok anlatacağız. O özellikleri daha çok taşıdın ama gerçekten burada mimar kendini aşmış. Yani burada hem Selçuklu'nun izlerini, hem Osmanlı'nın izlerini, hatta işte Orta Çağ'ın o gotik yapılarını da burada bütünleştirmiş, güzel bir harman yapmış diyelim. Ve biraz da temelinden bahsedelim. Tam burası mektebiyle beraber sadece Mahmudiye Mektebi 3500 altına yapılmış, dönemin 3500 altından mal olmuş. Ve buradaki temel kazıları sırasında, hani temelleri atılırken temellerine 3200 Osmanlı akçesi bırakılmış o dönem. Biliyorsunuz bu bir gelenek ve görkemli bir açılışla, işte 30 ay sonra görkemli bir açılış yapılmış. Ancak
Pertemniyal Valide Sultan. Açılışı sadece caminin karşısında, o zaman şu anda yok ama o zamanlar güzel konaklar varmış. O konakların bir tanesinin penceresinden izleyebilmiş ve daha sonra da gelip ziyaret etmiş diyelim. Yavaş yavaş içeriye girelim çünkü güzel hikayelerimiz var daha. Sevgili dostlar, Pertemniyal Valide Sultan Camii'nin avlusundayız. Camiye daha girmeden size hani külliyeyi tanıtacağız ya, biraz külliyeden bahsetmek istiyorum. Hemen arkamda görmüş olduğunuz o büyük yapı dönemin Mahmudiye Mektebi. Pertemniyal Valide Sultan o zaman yaptırıyor külliyenin içinde ve 1872'de eğitim faaliyetine giriyor. İki katlı, 8 odalı, alt katı Sübyan Mektebi, üst katı da Rüştiye olarak, yani bu dönemin ortaokulu olarak inşa ettiriliyor ve gerçekten de o dönemin en güzel okullarından bir tanesi. Ne demiştik? 3500 altına yaptırıldığını dile getirelim. Ama ne zamana kadar? Tarih 1911'i gösterdiğinde Aksaray'da büyük bir yangın çıkıyor. İşte o büyük yangında Mahmudiye Mektebi kül oluyor. Geriye sadece orijinalli bölümünden kitabesi kalıyor. Diğer her tarafı değişiyor. Tabii o yandı diye eğitime ara verilmiyor. Eğitim oradan alınıyor. Hemen çok yakınındaki Sinekli Bakkal'da bir konağa geçiliyor ve orada eğitim veriliyor. Ne zamana kadar? 1935'e kadar. 1935'te ilk binası yapılıyor ve tekrar burada eğitime başlanıyor. 60'larda diğer blok yapılıyor ve 90'larda ise 3. blok yapılıyor. Yani Pertemniyal Anadolu Lisesi'nin temelleri o zaman tekrar atılmış oluyor. Pertemniyal Valide Sultan eşi 2. Mahmut adına yaptırdığı bu güzel mektep bugün artık Pertemniyal Anadolu Lisesi olarak hala eğitime devam ediyor. Şimdi Pertemniyal Valide Sultan'dan bahsettik hep. Hemen yan tarafta türbesi var. Onun da bir hayli ilginç hikayesi var. Sevgili dostlar, Pertemniyal Valide Sultan'ın türbesinin önündeyiz. Kendisi 1883 yılında hayatını kaybedince kendi isteği üzerine buradaki türbeye defnediliyor. Aslında buradaki türbe diyorum ama o dönemde bu türbe burada değil. Nerede? Yolun karşı tarafında türbe külliyenin bir büyük parçası. Ancak ne oluyor? Tarih 1950'leri gösterdiğinde işte Aksaray'da büyük yol çalışmaları meydana geliyor. Bu arada burası neresi demiştik? Hani Vatan Millet Caddesi'nden yukarıya doğru çıktığımızda yolun sağında veya Laleli'den aşağı doğru indiğimizde yine yolun solunda inci gibi görünüyor bu güzel cami. İşte o camide türbe hemen içerisinde. Ama 50'lere kadar türbe neredeydi? Yolun karşı tarafındaydı. Yol çalışmaları nedeniyle türbe buraya nakledildi ve Pertemniyal Valide Sultan Camii'ne çok da yakın bir yere geldi. Aslında sadece bir kere değil, türbenin yeri tarih boyunca birkaç defa daha yer değiştirdi. Son olarak işte o yol çalışmasında tamamen yerinden sökülüyor ve buraya getiriliyor. Bence şu anki yeri çok güzel ama yol çalışmaları nedeniyle cami tabii birazcık aşağıda kalıyor artık. Yani o büyük gösterdiğim devasa taç kapı, o Rumeli taç kapı çeşmelerin olduğu kapıdan yukarıya basamaklarla yukarı çıkıyorsunuz. Ama daha önce o kavşak yol çalışması yokken daha iyi, daha yukarıdan daha güzel görünüyordu bu cami. Türbesini de anlattık. Hemen avludan içeriye girdiğinizde ise sol tarafta güzel bir şadırvan var. Şadırvanda abdestinizi aldıktan sonra camiye giriyorsunuz. Şunu da belirtelim. Ne demişti Pertemniyal Valide Sultan? Bu camiyi yaptırırken şöyle demişti. Ortaköy Camisi kadar büyük olsun. Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı cami. Hemen Dolmabahçe Camii de onun kuması olan Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yaptırılmıştı. Dolmabahçe doldurularak yapılan önemli bir yapılardan bir tanesi. Ancak onun büyüklüğüne erişte erecek kadar bir caminin iç ibadet yeri var. Avlusu Ortaköy Camii'nden daha büyük olduğunu belirtelim ve hemen caminin kapısına gidelim. Size orada güzel bir hikaye daha anlatacağım.
dostlar, size Pertevniyal Valide Sultan'ın bir rüyasını anlatmak istiyorum. Tabii rivayet öyledir ki böyle anlatılıyor. Geçmişten günümüze gelen güzel bir hikaye. Hikaye de şöyle. Pertevniyal Valide Sultan bir gün rüyasında kıyameti görür. Herkes koşuşturur. Yangınlar vardır. Kıyamet vardır. Herkes bir yerlere telaş içinde koşuştururken bir anda bir ses duyar. Ve seste şunu söyler. Bir emelin olsun. Tabii bu sesi duyduktan sonra kanter içinde uyanır ve bir kendine gelmeye çalışır. Kendine geldikten sonra hemen Sultan Abdülaziz'e doğru gider. Bakar ki Sultan Abdülaziz'in başı bayağı yoğun. Sürekli telgraflar geliyor, telgraflar açılıyor, telgraflar gönderiliyor. Ona sürekli telgraflar okunuyor. Tabii çok yoğun olduğunu görünce hemen yanına yanaşmaz. Bir sakinliği gelsin, ondan sonra giderim der. Peki biraz sakinleşince hemen oğlunun yanına gider ve Valide Sultan anlatır. Oğlum çok fena bir rüya gördüm. İşte kıyamet kopuyordu rüyamda ve bana bir ses, bir emelin olsun diye seslendi dedi. Tabi bu esnada o hengamenin de aslında nedeni anlaşılır. Çünkü orada Konya'da büyük bir yangın vardır ve o yangın bir türlü kontrol altına alınamıyordur. İşte o telgrafların yazışmaları nedeni odur. Sonra Valide Sultan hemen anlar. O kıyamet gününü gördüm. Bir kargaşa vardı. İnsanlar sürekli telaş halindeydi. Ve bir emelin olsun sözü hemen aklına gelir. Ne yapar biliyor musunuz? Şimdi Konya'da o zaman o yangında Selçuklu eseri olan bir cami yanmış, kül olmuştur. Ve onun yerine de harika yine barok usulü bir güzel cami yaptırır. Aziziye Camisi. Gerçekten ben Lokman bizim şehirde de Konya'yı gezerken o camiyi de anlatmıştım. Çok güzel, görülmesi gereken keyifli yerlerden bir tanesi. Zaten Konya'ya giderseniz hemen Mevlana'nın karşısında ara sokağa giriyorsunuz. Güzel bir meydan var, eski bir çarşı. Onun tam ortasında işte Aziziye Camisi var. Yani Pertevniyal Valide Sultan oğlu adına orada harika bir cami yaptırır. Sırf gördüğü o rüyada emelin olsun cümlesini duyduğu için. Sevgili dostlar, şu anda caminin içine doğru geldik. İçine girdiğimizde gerçekten fevkalade kalem işlemeleriyle bezenmiş olduğunu göreceksiniz. Çok farklı, keyifli bir yapısı var. Hemen şunu belirtelim. Kafanızı yukarıya doğru kaldırdığınızda harika bir kubbesi var. Kubbelerin etrafında da yine aşağı doğru uzun kirişleri var ve dört fil ayağına kurulmuş bu cami. O dört fil ayağını da yine kenarlara oturtulduğu için burada geniş bir alan sağlanmış caminin içerisinde. Şunu belirtelim, 16. yüzyıla doğru sizi götüreyim. Biraz da Mimar Sinan'ın camilerini hatırlayın. Hep son cemaat yeri genelde caminin dışında olurdu. Ancak 18. yüzyıla doğru geldiğimizde son cemaat yerleri genelde caminin içine dahil edilmiş. Yine burada da Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin son cemaat yerleri de yine caminin içinde olduğunu belirtelim. Oradan içeriye daha çok yer kazandırıldığını belirtelim. Ve yine Hünkar Mahfili'ne bakıyorsunuz. Hemen yan tarafta küçük bir yer olarak kullanılmış. Yani hani o büyük Selahattin camilerindeki herhangi bir müezzin mahfilini göremiyorsunuz. Küçük
küçük bir yer. Yine hünkâr muhafili böyle üst katına doğru baktığınızda da çok küçük yer olarak ayırmış. Yani çok büyük alanlar sarf edilmemiş. Çünkü zaten cami hani daha çok bu tarafa doğru baktığımızda kare planlı, dört fil ayağı üzerine bir ortada güzel kubbesi var ve duvarlardaki işlemeler dikkatimizi çekiyor. Hemen şöyle kafanızı doğru kaldırdığınızda harika bitki motifleri var. Ne demiştik? Valide Sultan'ın üç şeyi çok sevdiğini söylemiştik. Bir ibadet etmek, diğeri evladı, üçüncü de çiçekler. İşte belki de o çok sevdiği çiçekleri caminin birçok yerinde, duvarlarında, kirişlerinde bunu kullanmış. Özellikle lale motiflerini görmek mümkün. Hatta caminin minarelerine şöyle yukarıdan baktığınızda veya yan taraftaki kaslaklarında çok güzel böyle açmamış lale figürü görebilirsiniz. Kimisi ona istiridye diyor ama hemen şöyle yukarıya minberin oraya da baktığınızda aynı yapıyı orada görmek mümkün. Şimdi bu kadar süslü bir caminin içinde her tarafında altın varaklı çok güzel yine sureler yazıyor. Kubbe gerçekten hani o dönemin işçiliğinin en güzel örnekleri. Bir baktığınızda ilk önce sanki birazcık size nereyi andırıyor? Ben öyle hissettim biraz. Böyle 16. yüzyılın hatta böyle daha çok orta çağ Avrupa'sının ben biraz şeye benzettim. Böyle katedral, kilise yapılarına benzettim. Yani mimarik olarak biraz onları benziyor ama tam olarak da o değil. Yani o mimari yapının 19. yüzyılda hamur haline getirilmiş bir halini görüyorsunuz. Şimdi bu tarafa dönüyorsunuz. 18. yüzyılda, 19. yüzyılın artık başları çok güzel bir mimarisi var ama yine tam bir Osmanlı diyemiyorsunuz. Yani o Osmanlı'nın klasik yapılarında bir yapı yok. Ne vardı Osmanlı o eski klasik yapılarında? Şöyle göz hizasına kadar herhangi bir desen, herhangi bir motif yoktu. Niye yoktu? İbadetinizi yaparken kafamız karışmasın, aklımız, gözümüz başka bir yere geçmesin diye. Ama 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın başlarında yapılan camilerde artık o özellik yok. Tamamen hemen yerden başlıyor çalışmalar ve bezenmiş güzel kalem işçilikleri. Bu camide de aynı öyle direkt yerden başlıyor yukarıya doğru. Tabii ne dedik? Hani gotik yapıya ama aslında ne gotik ne o gotik bir yapı var. Çünkü hani çok büyük bir camları göremiyorsunuz. Camların etrafında da yine dışarıdan baktığınızda Rumileri görmek mümkün. Yani ne yapmış aslında burada? Gerçekten büyük bir ustalık işçiliği var. Birçok sanatı birbirine geçirmiş burada. İşte o devasa büyük camlar yok ama dışarıdan harika cam süslemeleri var. Ve yine Rumi şeklinde üzerinde taç yapıları var buranın. Bakın çok güzel bir bütünlük içerisinde. Tabii restorasyondan geçtiğini söylemiştik ama minber ve mihraba bakın. Sanki başka bir camiden sökülmüş, buraya getirilmiş gibi bembeyaz çok güzel duruyor. Ama inanın hem bir minberinde hem mihrabında çok farklı teknikler kullanmış yine dönemin mimarları. Dilerseniz onu da minberin orada anlatayım. Mihraptan bahsetmek istiyorum. Dedim ya sanki dışarıdan sökülmüş, getirilmiş gibi. En üstünde yine bir Rumi taç yapısı var. Onun altında ise yeşiller içinde bir güzel kitabesi var. Çok fazla nakşedilmiş bir şey yok. Tamamen sade, beyaz bir mermerden yapılmış ama şöyle minbere doğru geldiğinizde artık ustalar gerçekten bütün işçiliklerini konuşturmuşlar burada. Yine güzel bir Rumi taç kapı ve yukarıya doğru bakıyorsun. Yani neoklasik Osmanlı yapısı. Yan taraftan da bakıyorsun ama dur diyorsunuz bir yani şaşırıyorsunuz. Çünkü niye şaşırıyorsunuz? Trabzanlara baktığınızda daha çok Selçuklu bir yapısı görüyorsunuz. Sekizgen yıldızlar var mesela orada. Bunu Osmanlı yapılarında çok fazla göremiyoruz. Nerede görüyoruz daha çok? Konya'da, Kayseri'de ve hani Selçuklu mimarlarında özellikle Anadolu'da sonradan yapılan o ulu camilerde hep hatta mesela kümbekari tekniğiyle birbirine geçme tahtadan yapılan minberlerde
bu yıldızlar ve hani gezegenden etkiler görüyorduk. İşte yine yıldızlar, çokgenler, sekizgen yıldızlar yine minberde var. Yani hem Osmanlı hem de Selçuklu'yu görüyorsunuz. Biraz daha yukarıya doğru baktığınızda İstiridye kabuğu şeklinde bir yine güzel bir külah dediğimiz bölümü var. Beyaz, çok yine sade şık diyebileceğimiz ve hani hem Selçuklu'yu hem Osmanlı'yı hem de genel olarak yapıya baktığımızda neogotik yani o Avrupa'yı izleri de güzel bir şekilde harmanlamış burada ustalar ve ortaya bu güzel, gerçekten keyifli, görkemli cami ortaya çıkmış. Şimdi yukarıya çıkalım. Yukarıda da size biraz da Abdülaziz Han'ı ve annesiyle olan bağlarını anlatacağım. Ve şu anda caminin üst katına geldik. Hani hünkâr muhafili ve şu anda yan taraf ise müezzin muhafili olarak kullanılıyor. Hemen bu bulunduğumuz yerin sağında solunda odalar var. O dönemlerde işte padişahın misafirleriyle görüştüğü, buluştuğu hatta Pertemniyal Valide Sultan'ın zaman zaman dinlendiği odalar olarak söyleniyor. Oldukça küçük odalar, çok da büyük değiller. Ama artık camiyi ve külliyeyi size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ne demiştik? Bütün hasretleri giderebilirdi ama çocuğumun, oğlumun hasretini gideremem demişti. Yani o hasret unutulmaz bir hasretti. Çünkü sene artık 1876. Sultan Abdülaziz Dolmabahçe'de Valide Sultan'ı ve ailesiyle, haremiyle beraber dönemin paşalarından Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa artık ona bir kumpas kurarlar ve Dolmabahçe'de askerleri de ayaklandırıp denizden Dolmabahçe'yi sararlar. Sultan Abdülaziz'i, yaşlı annesini ve eşini, haremini kolundan sürükleye Dolmabahçe'den çıkartırlar. Onları yağmurlu bir günde o ıslak teknelerle alıp Topkapı Sarayı'na götürürler. Bakın, Topkapı Sarayı o zamanlar artık kapalı. Ne demiştik? Oryantalist dönemden çıktık. Artık Dolmabahçe'deydi saraylar. Dolmabahçe uzun süredir kapalıydı ve o kalın buz gibi duvarların içinde tam 22 gün Topkapı Sarayı'nda onu ve ailesini beklettiler. Sadece yani onları hapsetmediler oraya. Aynı zamanda Sultan Abdülaziz'in kişisel mirasını, hatta ailesinin, eşinin ve annesinin yine zinet eşyalarına da o zaman el konuldu ve yağmalandı. Sultan Abdülaziz tutuklandığı yerde ilginç bir yerdir. Sultan 3. Selim'in yani ecdadının yine öldürüldüğü odaya sokuluyor ve üzerinde ıslak elbiseler var. Hatta annesine şunu söylüyormuş, beni burada 3. Selim gibi öldürecekler. Yani bunu artık hissetmeye başlamıştı. Ve o tahttan indirildikten sonra Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa'na kendine yakın gördüğü 5. Murat'ı tahta çıkarmışlar, Murat Efendi'yi. Ve şunu söyleyelim, Sultan Abdülaziz 5. Murat'a yani yeğenine bir mektup yazar. Burası çok soğuk, bizi burada tutmayın diye. Tabii 5. Murat amcasını sever. Her ne kadar yerine geçse de onu hem tebrik eden hem de şikayette bulunan bir mektup gönderir. Sultan Abdülaziz annesi ve ailesini o zaman kendisinin yaptırdığı Feriye Sarayı'na götürürler. Keşke de oraya gitmeseydi diyebileceğimiz vakalar yaşanıyor işte orada. Bir gece vakti kadınlar çığlık çığlığa Valide Sultan'ı çağırıyorlar. Odaya bir giriyorlar ki Sultan Abdülaziz'in iki bileği kesilmiş, kanlar içinde yerde yatıyor. Ve hiç kimsenin ona müdahale etmesine izin vermiyorlar. O esnada Hüseyin Avni Paşa geliyor ve onu dışarıya çıkartıyor. Yanında getirdiği doktorlarla hemen alelacele bir rapor yazmasını istiyorlar ona. Çünkü hemen ölmesi gerekiyor onlarca. Çünkü bu bir suikast ve aydınlatılamayan bir suikast. Tarihin kara lekelerinden bir tanesi, bir padişah sarayında bilekleri kesilmiş şekilde öldürülüyor. Ve zarf açma makasıyla bilekleri kesilmiş, iki bileği de kesilmiş. Tabii daha sonra ortaya çıkıyor. 2. Abdülhamit'in biliyorsunuz çok iyi bir istihbaratı var. Yani bir eliyle kesmiş halde diğer elinde nasıl kesme imkanı yok. Yani iki bileğini bir insan kesemez. Hem de 3 ve 5 santim derinliğindeki yaralar bunlar. Öyle küçük yaralardan bahsetmiyoruz. Annesi onu o halde görünce üzerine kapaklanıyor ve hüngür hüngür ağlıyor.
aslanım diye, çünkü aslanım diye severmiş. Ve bir gecede saçlarının beyazladığı söylenir Valide Sultan'ın. Şunu söyleyelim, 7 yıl sonra işte ancak 7 yıl daha yaşayabildi. Ancak nasıl Valide Sultan olmadığı halde Valide Sultan gibi 7 yıl daha yaşadı. Çünkü o 2. Abdülhamit tahta geçtiğinde daha çocukken annesini kaybeder ve onu yine Valide Sultan kendi çocuğu gibi büyütür. O nedenle onun hatırı için onu hani sarayın izbe bir odasında ölüme terk etmez. Onu gerçekten yine Dolmabahçe'de yaşamasını ister ve zaten Dolmabahçe'de hayatını kaybeder. Ne yapar biliyor musunuz? Her akşam, akşam namazına mütakip secdeye uzanır. Allah'ım her şeyi affediyorum ama oğlumun katillerini affetmiyorum diyor. Böyle bir sürekli aynı şeyi tekrarladığı da söylenir. Tabii düşünebiliyor musunuz? Bir Cihan Padişahı'nın annesi oğlunu kaybediyor ve bir suikasta kurban gidiyor. Yani onun yaşayabileceği acıları herhalde hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. Tabii dönemin en acılı, en zorlu dönemleridir. Ne dedik? 8 yaşında saraya giriyor, eğitim alıyor. Güzel bir eğitimden sonra padişahın gözdesi oluyor. Daha sonra işte çocuğu oluyor ve en sonunda da Valide Sultan oluyor. Yani yaşayabileceği bütün sevinçleri yaşarken en büyük acıyı da oğlunun öldürülmesiyle tekrar yaşıyor Pertemniyal Valide Sultan. İşte onun yaptırdığı külliyedeydik. Onun hikayesini ve camini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ben her zaman söylüyorum, ben tarihçi değilim, araştırmacı bir gazeteciyim. Araştırdıklarımı, internette, kitaplarda bulduklarımı size anlatmaya çalışıyorum. Yine sürçülisan ettiysek affola diyoruz ve yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.